27 Mart 2021 Cumartesi Ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Bugün Berat Kandili, tüm Müslümanların Berat Kandili mübarek olsun. Musevi vatandaşlarımızın da hamursuz bayramını kutluyorum. Bugünlerin kimsenin inancı, dili, etnik kökeni nedeniyle ayrımcılığa maruz kalmadığı bir dünyada hep birlikte barış içinde yaşamamıza vesile olmasını diliyorum. Maalesef haberler pek iyi değil. Almanya'daki vaka sayısı 20.472 Geçen hafta aynı güne göre yaklaşık 4500 artış var. Can kaybı 157. İnsidans değeri 124'e yükseldi. Son gevşemeler uygulandığında bu değer 60'lardaydı. İki katına çıkmış oldu. Almanya bu nedenle yeniden bir kapanmayı tartışmaya başladı. Sağlık Bakanı Jens Spahn en azından 10-15 günlük sert bir kilitlenmenin gerekli olduğunu düşünüyor. Bu dalgayı şimdi kırmazsak yoğun bakım ünitelerinde aşırı yüklenme olacak. Geçen sene Paskalya'da olduğu gibi bir kilitlenme şart dedi. SPD'nin sağlık uzmanı Lahterbaht'a derhal yeni bir korona zirvesi düzenlenmesini ve sıkı bir kilitlenme kararı alınmasını istedi. Targı Spigel'e verdiği röportajda hemen müzakerelere başlamalıyız, sert kilitlenme olmadan önlemler işe yaramaz ifadesini kullandı. 2 hafta boyunca 20'den sonra sokağa çıkma yasağı uygulanmasını öneriyor. Vatandaşların 3. dalgayı da küçümsediğini belirtiyor Lahterbaht şu anda sokaklarda durumun ciddiyetini anlamayan, hastalanacağını ve belki de ölebileceğini hayal edemeyen birçok insan var dedi. Bavyera ve Türingen eyaletleri ise Rus aşısı Sputnik'in siparişi için harekete geçilmesini istiyor. Türingen Başbakanı Ramelow, Batı Almanya'nın ideolojik hassasiyet gösterdiğini ileri sürdü ve bunu aptalca olarak niteledi. Satın alabileceğimiz tüm aşıları almamız gerek dedi. Markus Söder de mümkün olan en kısa sürede Sputnik ile ilgili onay kararının verilmesini istiyor. Avrupa İlaç Ajansı bu aşıyı inceliyor. Henüz bir karar vermiş değil. Sen dünyanın en iyi aşısını geliştir. Bu firmalara dünya kadar destek ver. Sonra aşıları başka ülkelere ihraç et. Nereden aşı bulabilirim diye kara kara düşün Almanya'nın geldiği durum bu. En az bir doz aşı olanların sayısı ise 8,5 milyonu geçti. Bugüne kadar 12 milyon 400 bin doz aşı yapıldı. Rostock Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan bir kişi AstraZeneca ile aşılandıktan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeninin aşıya bağlı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Ancak hastane risk grubundakileri her ihtimale karşı AstraZeneca ile aşılamayı durdurdu. Tübingen şehrinde ise model proje uygulanıyor. Hızlı test yaptıranlar alışveriş yapabiliyor, restoranların dış kısımlarında oturabiliyor. Belediye Başkanı Tübingen'de yaşamayanların günübirlik gezmek için şehre gelmemelerini istedi. Dışarıdan gelenlere sadece 3000 bilet ayrıldı. Şimdi şehirler arası bir de korona turizmi başladı. Baden-Württemberg Başkanı Kreşman hotspot bölgelerde acil durum freninin çekileceğini açıkladı. SVR yaptığı açıklamada artık kaybedecek zaman kalmadı dedi. Brandenburg eyaleti ise LUCA uygulamasını hayata geçirmeyi planlıyor. Aşağı Saksonya ve Mecklenburg-Vorpommern bu uygulamayı tercih etti. Bu bir cep telefonu, akıllı telefon uygulaması. Burada bir mekana gittiğinizde uygulama üzerinden orada olduğunuzu bildirebiliyorsunuz. Birçok bilginiz orada yer alabiliyor. Bazı eyaletler sağlık dairelerini de bu sisteme bağlamaya hazırlanıyor. Eğitim Bakanlığı da ülke çapında bir ek ders programı başlatmak istiyor öğrencilerin geri kaldıkları dersleri bu şekilde tamamlamaları planlanıyor. Berlin'de 1500 kişi de belediye binasının önünde toplandı ve konut fiyatlarını protesto etti. Göstericiler binaların özel şirketlerden satın alınmasını ve kiralamalarda ayrımcılık yapılmamasını istedi. Hollanda'da öldürülen Türk genç kız için bir Türk daha azaldı ifadesini kullanan polisler özür diledi. Polis şefi olaya karışan polislerin pişman olduklarını söyledi. Bu sözü söyleyen bir polis hala nasıl görevine devam edebiliyor onu da anlamak mümkün değil. Özür diledi ama acaba pişman olup mu özür diledi? Bir anlık hata mıydı? Yoksa içindeki duyguların dışa vurumu muydu? Ve başına bir şey gelmesin diye mi özür diledi? Belçik ordusunda da 30 aşırı sadece askeri personel olduğu açıklandı. Gizli servis bunların tehlikesinin çok az olduğunu düşünüyor bu nedenle görevlerine aynen devam ediyorlar. Şu ana kadar herhangi bir ihraç söz konusu olmadı. Suç işlemedikleri sürece de orduda kalacakları belirtildi. Dikkat edin de suç işlendiğinde iş işten geçmiş olmasın. Avusturya'da ise yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı artıyor. Sağlık Bakanlığı Paskalya'da kilitlenme olmayacağını açıkladı ancak vatandaşların gönüllü olarak evde kalmalarını istedi. Sosyal Demokrat Parti ise önlemleri yetersiz buluyor. Randy Wagner tedbirleri sıkılaştırmayan hükümeti cesaretsizlikle suçladı. En az 2 hafta sert önlemlere ihtiyaç var dedi. Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgerland gibi bazı eyaletler ise 6 günlük Paskalya karantinası uygulayacak. İngiltere'de Eylül ayından itibaren 70 yaş üzerindeki vatandaşlara ve sağlık personeline bir doz aşı daha yapılması planlanıyor. Böylece 3. doz aşı olmuş olacak. Hükümet önümüzdeki dönemlerde arabadan inmeden aşı yaptırmanın mümkün olacağını da açıkladı. Bakalım bu aşı dozu nereye kadar gidecek. Bir de tükürük testi geliştirdi İngiltere. 20 saniyede sonuç veren bu testinde hata oranının neredeyse sıfır olduğu açıklandı. Fransa'da vaka sayıları yine yüksek 42 bin. Almanya Fransa'yı bu yüzden riskli bölgeler listesine ekliyor. Yarından itibaren Fransa'dan Almanya'ya gelenler negatif bir test sonucu göstermek zorunda kalacaklar. Salı gününden itibaren tüm dünyadan hava yoluyla gelenler de aynı şekilde negatif sonuç gösterecekler. Bu gece saatleri de ileri alıyoruz. 2'de 3 olarak ayarlanacak. Türkiye saat değişikliği yapmadığı için aradaki saat farkı da 1'e inecek. Bilgisayarlar ve telefonlar kendi kendilerine ayarlama yapıyorlar. O nedenle saati ay ayarlamadan önce mutlaka kontrol etmek lazım. Bizim bir fırın vardı. Saatini ileri alayım derken Yanlışlıkla alarmı kurmuştum. Nasıl becerdiysem gece 2'de alarm çalmıştı. Herkes uyandırdı. Korkudan onu bir daha ellemedim. 6 aydır bir saat geriden geliyor o da. Sanıyorum yarın o da düzelecek. Aslında önemli olan saatin kaç olduğu değil. Bunlar neticede insanların uydurduğu kavramlar, saatler, tarihler. Önemli olan bizim zamanımızı nasıl geçirdiğimiz, ne için harcadığımız. Her şeye hazırlıklı olmak lazım diyoruz ya. Bazen hiç beklenmedik bir şey oluyor. Süveyş kanalında mesela bir gemi karaya oturdu, kanal kapandı, dünya ticareti aksadı. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Günlerdir binlerce uzman bu gemiyi kurtarmaya çalışıyor. Çünkü dünya petrolünün %10'u oradan taşınıyor. Bu kanal 1869'da açılmıştı. O dönemde Mısır Hidivliği vardı. Dışişlerinde Osmanlı'ya bağlı. Kısa bir süre sonra İngilizler tamamen işgal etti. Bu kanalın yönetimi Mısır'a kalmadı. Ta ki 1956'ya kadar. Bu dönemde devletleştirildi. İngilizler, Fransızlar saldırsa da ABD, Rusya devreye girince kanal Mısır'ın oldu. Bu kanalın denizciler arasındaki adı da Malboro Kanalı. Çünkü burada gemilerin geçişinde zorluk çıkarmasınlar diye görevlilere karton karton sigara vermek adettenmiş. Bu nedenle böyle de bir isim sahibi olmuş. Karadeniz'de gemilerin mi battı derler ya. İşte şimdi Sü Süveyş Kanalı'nda gemi karaya oturdu. Hiç kimsenin beklemediği bir şey. Bütün ticaret zarar gördü. Bu Karadeniz'de gemilerin mi battı sözünün ticaretle ilgisi yok ama çok daha acı bir hikayesi var. Enver Paşa Ruslara karşı Sarıkamış harekatını düzenlemek istiyor ama askerin üzerinde kışlık giysisi yok. Bölge soğuk. İstanbul'dan kışlık giysi yüklü 3 gemi yola çıkıyor. Askerin ihtiyacı olan malzemeler bu gemilerle Trabzon'a gelecek ama Ruslar 10 gemiyle Karadeniz'i ablukaya almışlar ve bu gemileri batırıyorlar. Kışlık malzemeler ulaşmıyor. Komutanlar da hata yapıp askere ilerle emri verince maalesef on binlerce Mehmetçik soğukta can veriyor. Bu deyim bize bu acı olayı hatırlatıyor. O zamandan beridir dalıp giden bir derdi var gibi görünenlere Karadeniz'de gemilerin mi battı diyoruz. Karadeniz o gün bugündür. Her damlasında bir hüzün taşıyor. Türkülerinde de şiirlerinde de Rahmetli Kazım Koyuncu o hüznü en güzel anlatan isimlerden biri. Hey gidi Karadeniz, doldu da taşamadı. Etmeyelim sevdalık, edenler yaşamadı. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Gurbete mi gideyim, ha bu garip baş ile. Hoşçakalın.